pastırma aldığımız da yok, gördüğümüz de yok. Kemal Sunal'ın şeyden camakenden kokladığı gibi işte bakıp geçiyor. Yazınki fiyattan şimdiki fiyattan aslında dağlar kadar fark var. Dar gelirliye, asgari ücretliye bu rakamlar fazla fazla. Pastırmanın kilosu 350 lirayı bulmuş durumda. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına en son ne zaman pastırma tüketip tüketmediklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Tüketen belli bir kesim var. Hani zaten memlekette de bir 3 sınıf, 4 sınıf insan var. Hani işte siz de ona göre anlayın. Hani bu işçi kesimi, emekli kesimi, hele hele işçi emekli kesimi bundan hiç faydalanamıyor. Peki siz tüketebiliyor musunuz? Yok, ben tüketemiyorum. Hani et balığa %50 zam yaptıktan sonra, 48-50 zam yaptıktan sonra pastırmacılar da normal. Kesim fiyatları da bunların karkas et de çok ucuz. Canlı hayvan alıp aldıklarında en fazla 70 lira, 60 lira, 55-70 arası kesimleri var. Ekonomi. Ona göre. Fiyatlar normal diyorsunuz. Normal değil. Pahalı. Pahalı yani. Pahalılık her şeyi de almış gitti yani, başını gitti. Pahalı bence arkadaşlar. Hani vatandaşın ekonomik durumu belli. Hani 350 liraya pastırma, bilmem işte 200 liraya sucuk mu? Yenmez. En son ne zaman pastırma sucuk yediniz? Ben alıyorum. Benim ekonomik durumum normal şey değil. Mesela dün aldım. Ya, pastırma sucuğu bir tarafa bırak. Millet yiyecek ekmek bulamıyor. Yani her şeye zam. Millet boşu boşuna geziyor. Boş paketlerinden. Bir kişi efendim 10 defa bir markete giriyor. Hangisi ucuz? Hangisini alabilirim diye. Sebze fiyatları da, et ekmek fiyatları da. Yani Allah kıtlıktan esirgesin. Yani sonumuzun ne olacağı belirsiz yani. Peki siz en son ne zaman pastırma, sucuk gibi şeyler tükettiniz? Bir sene geçti. Pastırma aldığımız da yok, gördüğümüz de yok. Ancak kadar eski. Kemal Sunal'ın şeyden camakenden kokladığı gibi işte bakıp geçiyor. Aynı sucuk da aynı, pastırma da aynı. Pastırma mı? Biz normalde Avrupa'da yaşıyoruz. Yani senede iki sefer gelmeye çalışıyoruz yine işte. Zaten biraz yengeniz rahatsızdı, o yüzden orada biraz özel doktora gitmek sorumlu. O yüzden buraya geldik. Elhamdülillah burada da doktorlarımız baktılar, ettiler. Şimdi buraya geldiğimizde pahalılığı gördük. Sadece pastırma değil yani. Yazınki fiyattan, şimdiki fiyattan arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten. Buradaki insanımıza Allah acısın, bilmiyorum yani. Allah yardımcılar olsun. Peki buradaki vatandaşlar sizce yeterince pastırma, sucuk gibi ürünler tüketebiliyor mu? Gözlemlediniz mi? Çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Alamıyorlar mı sizce? Yok, bence alamıyorlar. Yani alsa da 100 gram, 200 gram alıyor adam. Yani bir kilo pastırmayı kimse alamıyor. Peki siz bu yüksek fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi nasıl etkiliyor bey gurbetçi olarak? Şimdi gerçekten yani biz şimdi tabii bizim çoluğumuz çocuğumuz elhamdülillah evlendi. O yüzden şimdi benim kazancım ikimize yetiyor. Biz de iki senede geliyor, iki senede izine geliyoruz. Geldiğimiz izinde harcamamızı yapıyoruz. Bizim için sıkıntı olmuyor ama buradaki insanların hakikaten bütün akrabalarımız, tarafımız, etrafımız, tanıdığımız insanların şikayetleri, acım. İnsanların yiyecek ekmekleri çoğunun yok bu aynen. Eğer oturup doğru konuşalım. Asgari ücretli, ben emekliyim. Emeklinin satın alma gücünün üstünde. Hangi elini kaldırırsan kaldır, kafanı kaldırdığında fiyatı görürsün. Bırak pastırmayı, temel gıda maddeleri, pastırma lüks. Pastırma lükse giriyor. Bir dilim pastırmayı almak için emeklinin, kusura kalma, bir ailede emekli var mı bilmiyorum, abartısız konuşmaya çalışıyorum. 210 lira indirimli pastırma diyor, 210 lira. İşte yukarı çık. Onun için emekliye, dar gelirliye, asgari ücretliye bu rakamlar fazla fazla. Çok çok fazla. Gerçekten diyorum. Evladım, temel gıda maddelerini, temizlik maddelerini almakta zorlanıyoruz. Temel gıda maddelerini, temizlik gıda maddelerini, temizlikle işte bulaşıktır, çamaşır makinesidir, şudur şudur. Bir yanına varın da bir markete girin de bir görün ya. Bir şey demiyorum ki. Bir kilo bir rafine tuz alın da görün fiyatını.
Pastırma yesem de olur, yemesem de olur. O kadar lüks bir şey gıda değil ki. Sen temele bak sen, temele. Peki en son bu pastırma sucukları ne zaman tükettiniz? Pastırma sucuk ben çoktan bir tüketmem ki ben. Bayağı uzun bir zaman oldu. Evet doğru. Tüketemiyorsun, alamıyorsun. Valla şimdi benim fikrimi sorarsanız benim tek diyeceğim bir şey var zaten. İlk önce bir Türk parası değer kazanması lazım dolar karşısındaki insanlardaki alım gücü fazlalaşması. Çünkü Türkiye'deki parası değer kaybetse sürece biz mazotun yükselmesine sebep oluyor aynı zamanda. Ve alım gücü de azalıyor zaten. Yani bunun en büyük sorunu bizim politikacılarımız. Yani doları euro yükseltip de her şeye zam yapmak değil aslında. Türk parası değer kazandığı sürece zaten biz her zaman kazanırız. O yüzden yani bu da bir 10 sene önceki bir dolar euro farkı bir göz önüne alır mı yani? Herkes alım gücü vardı. O zaman dolar kaç paraydı, euro kaç paraydı yani? Ama bu gıda fiyatı yüksek değildi. O yüzden de hani et gıdaları yurt dışından ithal etmek değil aslında. Topraklarımız yeterince zaten hayvan besleyecek insanlar var. Onları destek etmek lazım. Yani bugün çiftçiyi bile yanlış yapılan politika sonucu da kur garantili para verip de ona faiz vermekle beraber çiftçiye kur diye de benzin garantili daha ucuza verseniz çok daha fazla olur. Sadece çiftçileri bu tarla değil aynı zamanda. Hayvan besimcileri bu da aynı şekilde verdiği zamanda yemdir, elektrik, su gibi ihtiyaçlarını ülkede hayvancılık daha fazla ilerler ve daha fazla insanlar eti ucuza yiyebilir yani. Bu benim düşüncem sadece. Peki siz en son ne zaman pastırma sucuk tükettiniz? Bunu sıkça veya en azından alabilecek durumunuz var mı? Valla şöyle söylüyorum, ben bir rehber olduğum için zaten yani çoluk hiç evde değil, ben sürekli gezen bir insanım. Hani otellerde yemek yediğimiz için yani. İlla ki. Nasıl? İlla ki yiyorsunuz yani. Tabii otele gittiğim zaman orada et varsa yiyebiliyorum. Peki kendiniz alıp yiyor musunuz mesela? Kendim aldığım kadar yiyebiliyorum. O da fazla bekar olduğum için yani ihtiyacım olduğu kadar zaten. Hiçbir şeye alamıyor da yiyemiyor da yalana kulağız. Hele pastırma yıllar oldu, ben unuttum yüzünü gözünü. Pastırma en son yıllar önce mi tükettiniz? He. Peki ne zaman tükettiğinizi hatırlayabiliyor musunuz? 6-7 sene oldu herhalde. O kadar eski yani. Herhalde 6 sene oldu tam. Peki sizce Kayseriler yeterince pastırma sucuk alabiliyor mu? Alan alıyor, elinde olan alıyor. Varlıklı olan alıyor, yoklar da alamıyor. Yani olan yine normal vatandaşlar oluyor. Tabii canım, bizler nerede? Aylık olmayınca, gelir olmazsa, kimsen olmazsa ne yapacaksın?